Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalıma, hobi bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, öncelikle sesimden dolayı hepinizden özür diliyorum. Grip oldum, sesim hala düzelmedi, hastayım arkadaşlar. Evet, benim bahçemde arkadaşlar gene gelincik otları çıkıyor maşallah, büyüyorlar. Evet, büyüyünce gene bunlardan toplayacağım inşallah. Bayağı bir var arkadaşlar. Maşallah ekmiş gibi. Arkadaşlar, İstanbul'da hava bayağı bir sıcak. Yağmur yağmadı. Evet, sirke notları da çıkmış arkadaşlar. Şöyle. Bakar mısınız? Şöyle gelincik otu gene. Buralarda. Arkadaşlar, ben bahçeye 3-4 kere ıspanak ektim. Olmadı. Nedense artık böcekler mi topladı, neden olmadı. Böyle bir tane kalmış, bakar mısınız? Olsaydı böyle olacaktı. Evet, daha öncelerde çektiğim videolarım var. Çok güzel ıspanak oluyordu aslında bahçede. Bu sene olmadı nedense arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buna sütlü ot da diyorlar. Bizim köyde buna sütlü kavuk diyorlar arkadaşlar. Bundan da çok var benim bahçede. Evet, tazecik tazecik büyüyorlar, körpe körpe arkadaşlar, bakar mısınız? Bunlar da yeni arkadaşlar. Böyle koparttığın zaman süt çıkıyor arkadaşlar. Bakayım. Bu şekil süt çıkıyor koparttığın zaman. Sütlü ot diye o yüzden demişler arkadaşlar. Bakar mısınız? Ekranda biraz tam görünmüyor ama. Şöyle süreyim. Evet, sütlü ot da var. Evet arkadaşlar, buraya kıvırcık da çok ekmiştim, olmadı. Burada böyle 6-7 kök oldu arkadaşlar. Böyle aslında ben buralara hep bu gelincik otu çıkan yere, gelincik otuyla ıspanak çıkan yere aslında ıspanakla böyle kıvırcık ekmiştim, olmadı. Burada birkaç tane çıktı nedense işte. Onlar da çok güzel arkadaşlar, çıkanlar, bakar mısın? Evet, süper. Evet arkadaşlar, bir tane de burada böyle yabani marul. Bakar mısınız? Tazecik, harika. Böyle hemen marulun yanında. Evet arkadaşlar, marulum olsaymış çok güzel olacakmış. Bakayım kaç kök. Kaç kök var arkadaşlar? Bir. Şöyle şurada 2-3 kök. Burası böyle. Bir de burada. Bir de şurada bu kadarcık. Evet, bu da yabani marul arkadaşlar. Bu da yeniliyor arkadaşlar, yabani marul. Körpecik arkadaşlar. Evet, yabani otlardan yabani marul. Bunlar da yabani otlardan sütlü kavuk. Sütlü ot da diyorlar arkadaşlar. Bu da sütlü kavuk. Evet arkadaşlar. Bunlar da maydanozları. Şuraları da toplamıştım arkadaşlar. Bakar mısınız? Bayağı büyüdüler bunlar da. Böyle bir taraftan topluyorum. Büyüyorlar bir taraftan. Evet, çok güzeller. Ay, insanın emeği böyle arkadaşlar. Emeğini yetiştirmek çok güzel bir şey. Harika. Evet, burası da böyle pırasalık arkadaşlar. Bu şekil. Öyle. Burası da pırasalık. Evet, şöyle minik minik de nanelerim de büyüyor. Buralara da nane diktim arkadaşlar. Böyle. Evet, bir kıvırcık da bu nanelerin yanında bitmiş. Böyle nanelerim çıkıyor inşallah. Bunlar baharla birlikte coşar. Evet, burada duvarın dibinde hala kadife çiçeği de var. Çiçekte bakar mısınız arkadaşlar? Onun dibinde bir gelincik otu çıkmış tekrar. Evet arkadaşlar, 10 gün önce video çekmiştim. Pırasaları kopartmıştım, kesmiştim.
İnanın daha bu kestiğim pırasalar dolapta duruyor, yapamadım. Hem çalıştım, ondan sonra da hastalandım, yapamadım. Evet, pırasalarım büyüdü bile. 10 gün içinde tekrar bu hale geldi arkadaşlar. Hiç bırakmamıştım bak. Kestiğim yerlerden nasıl güzel büyüdüler tekrar. Evet, sizler de böyle kesip kesip tekrar tekrar pırasa toplayabilirsiniz. Benimkiler böyle büyümeye başladılar. 10 günde böyle oldular arkadaşlar. Evet, 10 gün sonraki hali baklalarımın. Baklalarım da minicik minicikti arkadaşlar. Evet. Bakın. Nasıl güzel baklalarım da büyüdüler 10 günde. Çünkü havalar çok sıcak arkadaşlar. Yağmur yağmıyor. İnşallah yağmur yağar hayırlısıyla arkadaşlar. Gerçekten böyle giderse Allah'ım sonumuzu hayırlı eylesin inşallah. Evet, bakar mısınız nasıl güzel büyüdüler? Evet, baklalarım 10 günde büyüdü arkadaşlar. Ben olmaz demiştim ama büyüdüler bile. Evet, pırasalarım bir de bu açıdan alayım arkadaşlar. 10 günde bu kadar oldular arkadaşlar. Tekrar büyüdüler. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. İnşallah büyümem için sizlerin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Sizlere bu güzelliklerle veda ediyorum. Hepiniz en güzel yere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar. Başka bir videolarda görüşmek dileğiyle inşallah.